her zamanki gibi kapalı. Anne, şuna bir baksana. Ne bağırıyorsun? Babanı uyandıracaksın. Uyuduğunu bilmiyorum. Ödenimle ilgili bir şey soracaktım. Tamam, sus. Ben Sema teyzen ineceğim. Sen derslerine çalış. Ama anne. Yine ne oldu? Ödevim ne olacak? Ödevle falan uğraşamam şimdi. Kafanı çalıştır, yap ödevlerini. Ya anne ya. Ayça, ne oldu? Ne olabilir? Yine mi kapalı telefonu? Kapalı. Var. Eminim artık. Sinan'ın hayatında biri var. Allah Allah. Eski köye yeni adet. Bu adam telefonunu niye kapatıyor böyle? İçeri gelsene. Yok, gelmeyeyim. Ben ne yapayım diye sormaya geldim sana. Sakın bir şey söyleme. Söylersen tedbir alır. Biraz bekle bakalım. İzle. Elbet bir açık verecektir. Of, çözemedim. Baba, baba. Kızım, ne oldu bir tanem? Ödevimi yapmama yardım eder misin? Annen nerede? Sema teyzelere indi. Bütün gün beraber değil mi bunlar ya? Dur bir bakayım kızım. İşte bu soru. Sema Hanımlara inmişsin. Evet, indim. Bu saatte de mi? Bir şey sordum. Merak etme, kötü bir şey yapmıyorum. Bu ne demek şimdi? Yani öyleleri var ki insanın gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Hiç olmazsa onlardan değilim demek. Ne saçmalıyorsun sen ya? Hani göster bakalım yapamadığın şu ödevi. Mesela sen Sinan Bey, uyuttuğunu zannediyorsun beni. İlk önce soruyu okuyalım. İlk önce dikkatli şekilde okuyorsun. Yalan söylüyorsun. Senin telefonundan annemleri arayabilir miyim? Kendi telefondan neden aramıyorsun? Benimkinin şarjı bitmiş. Şarj aletini de bulamadım. İçeride. Önce aramalara bakalım. Yabancı bir numara var mı? Yok. Mesajlarda da garip bir durum yok. Belki de siliyordur. Elbet bir açık vereceksin sen. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Şimdi şunu da yaz. Anladın mı kızım? Anladım. Yani güney yarı kürede gece iken kuzey yarı kürede gündüz oluyor. Evet. Şimdi anladım baba. Konuştun mu annelerle? Konuşmadım. Yani cevap vermediler. Biri var. Anne bana meyve soyar mısın? Soyamam. Ne istiyorsan al ye. Neden öyle söyledin?
Yanlış bir şey mi söyledim? Koskoca kız oldu. İşini kendisi görsün. Bunca yıl yaptım da ne oldu? Kime yarandım? Var sende bir haller ama hadi hayırlısı. Neredeydik? Dükkandan ayrılmadı. Geceleri de evde. Acaba günahını mı alıyorum? Aklım çok karışık Sema. Yani telefonu kapatmasından şüpheleniyorum. Ama sevgilisi olan biri her gece evde olur mu? Sonra kaç gündür dükkanın önüne gidiyorum. 5 dakika bile ayrılmıyor dükkandan. İlginç. Belki kadın burada değil. Bak bu olabilir. Ben bunu nasıl öğreneceğim? Ancak bir şekilde öğrenebilirsin. Nasıl? Gece aç telefonunu. Ya kızarsa? İnanmadım dersin. Bu kadar basit. Ellerine sağlık. Babamın telefonunu. Ay sus. Her şeye burnunu sokma. Sakın babana bir şey söyleme. Telefonu ellediğini mi söylemeyeyim? Ay sus dedim sana. Hadi senin karnın doymadı mı daha? Daha yemeğim bitmedi ki. Doydu doydu. Hadi doğru ellerini yıkamaya. Sonra da odana ders çalışmaya. Ama anne. Hazal, bugünlerde hiç sözümü dinlemiyorsun. Ne diyorsam onu yap. Yemeğini bitirmemiş. Okuldan gelince bir şeyler yemişti. Çalıyor. Ben bunu kapatmıştım. Neden kapatıyorsun? Gündüz yeterince konuşuyorum zaten. Hiç olmazsa gece kafam rahat etsin. Yalanı sevsinler seni. Anne. Söyle ne oldu yine? Ne oluyor sana ya? O da ikide bir anne deyip durmasın. Benim canımın sıkıntısı bana yetiyor. Bir de o üzerime gelince deliriyorum. Canın neye sıkılıyor hayırdır?
mı bana? Bugünlerde biraz canım sıktın. Üzerime gelme, olur mu kızım? Aman, bir şey yapmadım ki. Öğretmenim seninle görüşmek istediğini söylemişti. Onu söyleyecektim. Ne görüşecekmiş benimle? Bilmiyorum. Uğrarım ben yarın okula. Huzurlu değilse hiç keyif alamıyor insan. Böyle nasıl yaşayacaksın Ayça? Ne yapabilirim? Sana ne yapacağını söyledim. Git Sinan'ın yanına. Bir fırsatını bul ve bak telefonuna. Belki de silmiştir arayana. Bence silmemiştir. En azından dene Ayça. Al numarayı. Bir arayalım bakalım. Kimmiş bu senin yanında konuşamadığı Zat-ı Muhterem? Haklısın. Bu işi bir an önce halletmeliyim. Daha fazla salak yerine konmak istemiyorum. Neyse, ben gideyim. Cesur ol biraz. Aldatan o. Korkan sensin. Bir adres arıyorum da buralarda, yardımcı olabilir misiniz? Bakayım şu adresi. Yanılmıyorsam bir alt sokakta olacak. Az ileriden sağa dönün. Orada bir daha sorarsınız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben artık gideyim. Bu ne hızlı kalkış? Hazal okuldan çıkmadan evde olayım. Tamam. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Görüşeceğiz Sinan Bey. İnşallah korktuğum gibi çıkmaz. Yoksa görüşmemiz fena olacak. Sema, buldum aradığım numarayı. Sen eve döndün mü? Tamam, geliyorum. Hadi ara artık. Korkuyorum Sema. Neden korkuyorsun canım? Kim olduğunu öğrenmek istiyorsan aramaktan başka çaren yok. Ya karşıma bir kadın çıkarsa? Sen de ona göre tavrını belirlersin. Hadi Ayça. Allah'ım, inşallah korktuğum başıma gelmez. Ne olur yardım et Allah'ım. Çıktı. Yaktım seni Sinan. Neden konuşmadın? Ya ne konuşacaktım? Siz kocamın nesi oluyorsunuz diye soramam ya. Elbette soramazsın. Ama kimsiniz diye sorabilirdin. Ya kim olduğunun ne önemi var? Önemli olan Sinan'ın beni aldattığını öğrenmiş olmam. Ah Sinan, ah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hani bugün okula gelecektin? Ya ne okula Hazal? Okula gidecek moral mi var bende?
önüme bugün geleceğini söyledim. Söyledinse söyledin. Olmadı işte, gelemedim. Bir de hesap mı vereceğim sana? Hasan, sen üzerini değiştir kızım. Çocuğa neden bağırıyorsun? Onun ne suçu var? Ya bırak şimdi çocuğu Sema. Ben ne yapacağım? Sen bana onu söyle. Delireceğim ya. Ne olur bir akıl ver bana. Ne yapmalıyım? Yapılması gereken tek şey o kadını bulmalısın. Ve ondan kocanı rahat bırakmasını istemelisin. Ben o kadar gurursuz biri miyim Sema? Kadına gidip kocamı rahat bırak mı diyeceğim? Yok daha neler. Başka ne yapabilirsin? Kadının kim olduğunu öğreneceğim. Ondan her şeyi öğrenip gerçeği Sinan'ın yüzüne tokat gibi çarpacağım. Bir daha mı arayacaksın? Gerçi arasan da kadın sana açıklama yapmaz ki. Aramayacağım. Kim olduğunu nasıl öğreneceksin? Bulacağım bir yolunu. Çekil elimizden! Anne, el işi ödevime yardım eder misin? Baban yardım etsin. Annenden bir şey isteme kızım. O bugünlerde farklı alemlerde dolaşıyor. Hadi gel bakalım. Problemi beraber çözelim. Asıl sen farklı alemlerde geziyorsun. Bekliyordum ki. Şifre koymuş. Pes doğrusu. Öyle olsun bakalım Sinan Bey. Telefonumda arıza var. O yüzden buradan yazıyorum. Yarın görüşelim. Sabırsızlıkla bekleyeceğim seni. Yaktım seni Sinan. Aynı yer mi? İyi de neresi bu aynı yer? Oo, çok güzel oldu. Bence de. Hadi bakalım. Ödev bittiğine göre yatağa artık. Baba. Efendim kızım. Annem. Başka yerde görüşsek olmaz mı? Mesela iskelede. Sinirli. Hep kızıyor. Beni sevmiyor galiba. Olur mu öyle şey kızım? Annen seni çok seviyor. Ama hep bağırıyor. Söyledi ya bir tanem. Annenin bu aralar canı çok sıkkın. Ama ben onun canını sıkmıyorum ki. Neden bana kızıyor? Ben annenle konuşurum. Anlaştık mı? Onu çok sevdiğimi de söyle, olur mu? Söylerim.
İskele olmaz. Biz yine aynı yerde buluşalım. İskele olmazmış. Ay neden acaba? Belki o da evlidir. İskelede tanıdıkları vardır belki. İyi de ben bu diğer yeri nasıl öğreneceğim? Ne oluyor? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Var bir şey işte belli. Zaten son günlerde sende çok şey var. Halini hiç beğenmiyorum, haberin olsun. Öyle mi? Evet öyle. İçeri girdiğimde rengin attı. Telefon da elinde. Ne hatlar çeviriyorsun sen Ayça? Söyleyeyim mi ne hatlar çevirdiğimi? Sevgilinle mesajlaşıyorum. Ne? Bak bir mesaj daha gönderdi. Buluşuyor muyuz diye soruyor. Ne diyeyim? Evet aşkım, buluşuyoruz yazayım mı? Ver şunu bana. İnanamıyorum ya. Ne yaptın sen? Ne yaptın Ayça? Bunu nasıl yaparsın? Ne oldu? Neden bu kadar sinirlendin? Ortaya çıkmayacağını mı düşündün? Beni daha ne kadar aptal yerine koyacaksın Sinan? Delisin sen. Hem de zır deli. Deliyim öyle mi? Senin foyanı ortaya çıkardığım için mi deliyim? Ne zannettin? Beni daha ne kadar kandıracağını zannettin? Ne foyasından bahsediyorsun sen ya? Hala inkar mı edeceksin? Durum ortada, bir sevgilin var. Ya hiç olmazsa adam ol da evet var diye haykır. Babamın sevgilisi mi var? Sana neyin ne olduğunu göstereceğim. Bu kadar da olmaz. Ne yapıyorsun sen? Sevgilime randevu veriyorum. Ay demek öyle. Demek sevgiline randevu veriyorsun. Bu kadar yüzsüzleştin yani. Gözümün içine baka baka randevu veriyorsun. Evet, randevu veriyorum. Ve bu randevuya sen de geleceksin. Ha demek bu kadar ciddi ha? Yani karınla sevgilini yan yana getirecek kadar cesursun. Yarın üçümüz buluşacağız. İşte bu kadar. Üçümüz buluşacakmışız. Gelmeyeceğimi düşünme sakın. Geleceğim ve o kadına haddini bildireceğim. Anne. Anne. Ne var? Şey, ben şey diyecektim. Hiçbir şey deme Hazal'ı, hiçbir şey. Duymadın mı? Yarın babanın sevgilisiyle buluşacağım. Adamdaki cesarete bak ya. Beni sevgilisiyle buluşturacak. Ben sana dünyanın kaç bucak olduğunu gösteririm Sinan. Seninki gelmeyecek galiba. Belki de geldi. Beni gördü, yanımıza gelmedi. İstersen ben kalkayım. Bak o zaman gelir. Geldi. Sinan çok bekletmedim değil mi? Yok Aysel abla. Fazla beklemedik. Merhaba. Eşin mi? Evet, eşim Ayça. Memnun oldum kızım. Ben de Aysel. Otursana Aysel abla. Teşekkürler. Bu kim ya? Senin de gelmen iyi olmuş. Sinan'ı ben kandıramıyorum. Sen ikna edersin belki. Ne iknası? Aysel abla benim büfeyi istiyor. Büfenin hemen arkasındaki bina bana ait. Benim niyetim oradaki binayı yıkmak, daha güzel bir bina yapmak. Ben Sinan'a kuzey cepheden yer vereceğim. Karşılığında ondan şimdiki yerini istiyorum. Binayı ben yaptıracağım. Ondan bir kuruş bile istemiyorum. Ama senin bu kocan olmaz diyor, başka bir şey demiyor. Sen şunu ikna et Ayça Hanım kızım.
Ben ne diyeyim ki? Ben karışamam. Beni görüşmeye çağırdığınıza göre bir kararınız vardır elbet. Yoksa Sinan, bırak benimle görüşmeyi, telefonlarıma bile cevap vermiyor. Sizin de dükkanınız yenilenmiş olacak. İkna et şu kocanı. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Hem zaten benim artık gitmem gerekiyor. Kızım okuldan çıkacak. Kusura bakmayın. Güle güle. Hoşça kalın. Kadınla buluştunuz mu? Buluştuk. Sen iyi değilsin. Neler oldu anlatsana. 60 yaşlarında bir kadınla buluştuk Sema. Nasıl yani? Kadın Sinan'dan bizim dükkanı istiyormuş. Bir şey anlatıysam harap olayım. Doğru düzgün anlatsana şunu. Burada mı anlatayım? Hadi bize çıkalım. İşte böyle. Yani senin anlayacağın, Sinan bana ihanet etmemiş. Sevindim. Ben aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Neden? Ya bu bir oyunsa? Ya Sinan suçüstü yakalanınca böyle bir oyuna başvurduysa? Sen şüphecilikte beni geçtin. Kadının numarasına sen kendin yazıp mesaj atmadın mı? Yazdım ama yine de emin değilim. Sinan beni kandırmak için böyle bir yola başvurdu gibi bir his var içimde. Yani sana göre mesajlaştığın kadın bugün gördüğün kadın değildi, öyle mi? Bana değil gibi geliyor. Ama onu da öğreneceğim. Nasıl öğreneceksin? Kadınla bir kez de yalnız görüşeceğim. Bende telefon numarası var nasıl olsa. Azal geldi. Sema. Azal birkaç saat sende kalabilir mi? Kalsın. Anne, biraz sonra öğretmenimize gelecek. Ne işi var öğretmenin bizde? Seninle konuşmak istiyormuş. Okula gitmedin ya, bize gelecekmiş. İşim var benim. Öğretmeninle uğraşamam. Ama gelecek. Ay gelmesin efendim. Sen okulda bir hatlar karıştırıyorsun da öğretmenin benimle görüşmek mi istiyor? Hiçbir şey yapmıyorum ben. Yapma zaten. Bu kadar derdimin arasında bana dert çıkarma. Ben şimdi gideceğim. Sen biraz Sema teyzende kalacaksın. Öğretmenim ne olacak? Yeter Azal. Ararım ben öğretmenini. Gelme derim. Ay bir öğretmenin eksikti. Ayça, biz Azal'la bize inelim. Sen de git işini hallet. İyi olur. Hadi canım. Alo, Aysel Hanım. Merhaba, ben Ayça. Sinan'ın karısı. Sizinle yalnız görüşmek istiyorum. Aynı yere mi geleyim? Tamam, yarım saat sonra oradayım. Ne konuşacaksınız benimle? Sinan'la anlaştınız mı? Onu merak ettim. Bunu Sinan'a sorabilirdin. Ama yine de söyleyeyim. Ne yazık ki anlaşamadık. Senin kocan Nuh diyor, peygamber demiyor. Size bir şey sormak istiyorum. Ama bundan Sinan'ın haberi olmamalı. Hatta buluştuğumuzdan bile bahsetmeyin Sinan'a. Ne soracağını merak ettim. Bakın, bunu sizi bir büyüğüm olarak gördüğüm için soruyorum. Sinan'ın hayatında biri var mı?
Ne diyorsun kızım? Bu da nereden çıktı? Ben var olduğunu düşünüyorum. Hiç zannetmiyorum. Sinan öyle bir adam değil. Sen boşuna kuruntu yapmışsın. Emin misiniz? Eminim tabii. Boşuna günahını aldım kocamın. Ona en sevdiği yemekleri yapıp gönlünü alayım bu akşam. Hazalı da semanda bırakmam iyi oldu. Bu akşam baş başa oluruz. Bu kim şimdi? Hazal'dır. Sen ne yaptın Ayça? Ne yapmışım? Bir de utanmadan soruyor musun? Sen beni nasıl rezil edersin? Nasıl böyle bir aptallık yaparsın? Aysel senin neyin oluyor? Niye görüştün onunla? Nasıl Sinan beni aldatıyor mu dersin? Nasıl ya, nasıl? Söylemiş. Cevap versene. Dilini mi yuttun? Çünkü sen o şekilde davranıyordun. Ne yapıyordum ha? Eve mi gelmiyordum? Dışarılarda mı sürttüm? Sana kötü mü davrandım? Ne yaptım söyle. Ne? Ya telefonun her gece kapalıydı. İnsan telefonunu neden kapatır? Rahatsız edilmek istemediği için kapatır. Ya da bazı kişilerle konuşmamak için kapatır. Ben gündüz dükkanda bile telefonumu açamıyordum. Çünkü Aysel Hanım'a cevap vermekten bıktım. Ama sen ne yaptın? Benim olmaz diyerek geri çevirdiğim kadına... ...kocam beni aldatıyor mu diye mi sordun? Ya ne olmuş sorduysam? Kadın beni rezil etti. Yerin dibine battım. Dükkan komşularımın hepsi senin onunla yaptığım konuşmayı biliyor. Herkes bizi konuşuyor. Bravo sana Ayça. Beni rezil ettin ya. Bravo. Bravo. Anne ne oluyor? Elinin körü oluyor. Ben sana Sema teyzende kal demedim mi? Anne sesinizi duydum. Hazal, hemen Sema teyzene in. Hemen. Sen bugün tanıştın kadına, git beni sor. Allah'ım deli olacağım ya. Ben de deli olacaktım. Ya da seni terk edecektim. Aysel Hanım'la konuştun, evliliğimiz kurtuldu. Öyle mi? Öyle mi diyorum? Cevap versene. Evet, öyle. Yanılıyorsun Ayça Hanım. Hem de çok yanılıyorsun. Cehennemin dibine. Sinan. 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 Ayça neler oluyor? Bağırışınızı bütün apartman duydu. Ayça cevap versene, ne oldu? Yaptığımın cezasını çekiyorum Sema. Kendi ellerimle huzurumu bozdum. Tebrik et beni. Hazal'ı da yolla artık. Hazal gelmedi mi? Hayır, gelmedi. Yani daha doğrusu bir ara geldi ama sonra yine indi. Hazal sizin sesinizi duyar duymaz yukarı çıktı. Sonra bir daha gelmedi. Nasıl yani Sema? Hazal sizde değil mi? Eve çıktı dedim ya. İyi de evde değil. Nereye gider bu kız? Elif, Elif'lere gitmiş olmasın? Evet, olabilir. Ben de denizlere bakayım o zaman. Tamam. Nermin Hanım merhaba. Hazal
sizde mi? Hayır, bizde değil. Yok mu orada? Yok. Denizlerde de yok. Nerede bu kız? Ben ne yapacağım şimdi? Hepsi benim suçum. Bence Sinan'a haber ver. Ne derim ben Sinan'a? Neyse onu söyleyeceksin. Arabayla ararsınız hiç olmazsa. Belki de Sinan'ın yanındadır. Ben bunu nasıl oldu da düşünemedim. Sinan götürmüştür onu. İnşallah telefonu kapalı değildir. Çalıyor. Cevap vermiyor. Hazal yanında mı? Arıyor. Sinan, Hazal yanında mı? Sinan, şakanın sırası değil. Gerçekten seninle değil mi? Yok. Bilmiyorum. Onunla da değilmiş. Neredesin bir tanem? Ben sebep oldum. Kızımın başına bir hal gelirse ben ne yaparım Sema? Allah korusun. Hazal? Belki Sinan Bey'dir. Hala yok mu? Yok. Ne demek yok ya? Ne demek yok? Yok işte Sinan, yok. Bizdeydi. Sonra sizin bağırışlarınızı duydu. Ben eve gidiyorum diyerek çıktı bizden. Eve geldi. Ama ben onu tekrar sana gönderdim. Kapıdan kovdum onu. Bağırdım. Anneleri aradın mı? Aramadım. Annemlere tek başına nasıl gitsin? Hem gitmiş olsa annem beni arardı. Polise gitmekten başka çaremiz yok. Dur, ben de üstüme bir şey alıp geliyorum. Tamam, aşağıda bekliyorum. Benim suçum. Benim suçum. Öyle ters dedim ki, bağırdım ona. Ama benim kadar sen de suçlusun. Ben hiçbir şey yapmadım. O telefonun neden hep kapalıydı? Hayatında birinin olduğuna o kadar inanmıştım ki. Şüpheciliğin yüzünden bu hale geldik. İnşallah kızım sağ salim bulunur. Yoksa... Yoksa ne? Beni öldürecek misin? Kızıma bir şey olursa ben zaten ölürüm Sinan. Yaşayamam. Nereye gidiyoruz? Eve gitmekten başka çaremiz yok. Yavrum, nerelerdesin? Hazalım. Efendim?
Evet benim. Evet. Ne? Sinan ne olmuş? Hemen geliyorum. Sinan cevap versene, ne olmuş? Bir kız çocuğu cesedi bulmuşlar. Hayır. Hayır, olamaz. Azal yaşlarındaymış. Gidip teşhis etmemizi istiyorlar. O değil. Değil mi Sinan, o değil? Sinan, ne olur bir şey söyle. Allah'ım, ben ne yaparım? Sinan, o zavallı yavru Hazal çıkacak diye çok korktum. Allah anasına babasına sabır versin. Amin. Peki benim yavrum nerede Sinan? Geceyi nerede geçirdi? Kızım benim yüzümden kayboldu. Benim yüzümden. Her şeyi mahvettim. Ben mahvettim. Sen bütün gece neredeydin? En alt katta bodrumdaydım. Ne işin vardı orada kızım? Anneanneme gideceksin. Ama gece olduğu için bodruma indim ben de. Şimdi ne yapıyorsun? Anneanneme gideceğim. Orada kalacağım artık. Bizi çok korkuttun yavrum. Seni çok merak ettik. Gerçekten de merak ettiniz mi beni? Ettik tabii kızım. Sen bizim canımızsın, her şeyimizsin. Gerçekten de seviyor musunuz? Seviyoruz tabii bir tanem. Anne, sen de seviyor musun? Hem de çok seviyorum. Ben anneanneme gitmekten vazgeçersem ben artık bağırmayacak mısın? Bağırmam güzel kızım. O zaman ben de anneanneme gitmem, evimde kalırım.